kalırsa. Burada elektrik, şarj için elektrik var mıydı? Normal 220. Şu kamyonlara, tırlara verilen şeylerden yapması doğruya sorun. Onlar yaparsa ondan... Yani ayrıca priz falan... Yok, içeride, içerideki çadırlardan da yapabilirsin. Haa, evet ya. Çadırlarda priz var ya. Doğru. Evet, şu anda Teknofest. Abi işte bütün problem buydu. Bakın görüyor musunuz? Gerçekten tebrik ederim. Bu kadar ya. Biz de bunu söylüyoruz. Yani yıllardır diyorum ki tuvalet yapın ya. Şu sahilde binlerce insana tuvalet yapın. Tuvalet çok para değil. Buyurun bakın. İşte buyurun. Bir tane WC, iki tane pisuar. Burada binlerce, on binlerce insan bu park alanında park yapıyor ya. Bunu illaki böyle bir araba olarak düşünmeyin. Böyle bir arabanın çektiği, karavanın işte bir arabanın çektiği merhaba. Şey, gazeteciyim ben de şey kayıt yapıyorum. Yok, karavanı çektiniz onu siz sormak. Yok, karavan şimdi şöyle, burada hiç tuvalet bulunmuyor da. Var. Nerede? Sabit tuvalet var abi. Nerede var? Bir tane. Bir çadırın arkasında. Bir tane var. Bir bayan bir erkek var. Yolun kenarında sabit bir bayan bir erkek var. Nerede? Yeni konmuşlardı. Yok, zaman farklı bir şey abi. Yok, sabit diyorsun. Sabit. Dört tane de gezici yok, mobil tuvalet var. Şimdi koydunuz siz. Teknofest olarak koydunuz. Tabii. Ha, ben onu demiyorum. Ben diyorum Teknofest'ten ki... Teknofest'ten önce de sabit... Bir tane var. Ben iyi biliyorum. Bir de gezici ufak iki tane var. Dört tane var. Ordunun. Ha, o sizin var. Bir dakika. Şey değil. Seyyar değil. Sabit olanlar yok, bu tekerlekli konteynerler. Tamam. Çekmeli, çekli. Şu yolun kenarında iki tane var. İki tane de büyük şu şeyde var. Arka tarafta var. Ha, yeni koyulmuş onlar. Teknofest'e ilişkin konulmuş çünkü. Yok, Teknofest'ten önce de varmış o. Büyük, bayağı büyük çünkü. O şey hani parklarda falan... Ya koyuyor. Arkadaşlar sonra... burada sabit tuvalet nerede var? İleride. Tamam, o başka. Tamam, başka. Büyük çadırın arkasında. Orada büyük var. Çadırın arkasında var. İleride. Başka yok. Başka yok. Ha. Şimdi siz hiç yok dediniz abi. Ya hiç yok tabii. Burada şunun için hiç yok. 10 bin, 20 bin insan burada oyun oynar, piknik yapar. Doğrudur abi. Dolayısıyla bir sahil tuvalet... Sahil gezergen de var, ilerlerde var. Ya var, bir tane var. Bir tane de şey de var işte. Ben söyle. Kaç tane olmasını istiyorsun abi? Abi, 10 bin tane insanın denize girdiği yerde, piknik yaptığı yerde kaç tane normalde olmalı? İçerilerde de var ya. İçerilerde de var ya. Nerede var? İç bölgelerde. Üçüncü caddenin arka tarafında ama şimdi var. Şimdi şey diyeceğim abi, çok da kadarsın. İşine karışmak gibi olmasın. Yok, benim ne karışacağım? Benden izinsiz benim arabamın görüntüsünü alıyorsun sen. Şimdi böyle bir durum var. Bir dakika. Senden izinsiz benim almıyorum. Içine, bir dakika. Benim arabamın bak içine giriyorsun. Uzman, kayıt yine yapıyorsun. Bir uzman bir profesörle karşı karşıyayım. Niye uzman? Arabasını getirmiş, yolun üstüne koymuş. Kamuya açık bir alan. Diyor ki sen... Teknofest sistem şeyine... Abi öyle... burası kamuya açık alan değil mi? Yok şu an... Şu an burası fuar alanı abi. Fuar alanı ve fuar alanı burası. Fuarla ilgilisi var şu ileride. Bir dakika. Burası kamuya açık alan değil, fuar alanı. Biz burada oyun oynarsak bile izin alacağız, öyle mi? Oyun... Ya oyun dediğimiz yani çekim yapacak bile. Şu an fuar alanında olduğu neyse, zabıta arkadaşım başı. Sen yanlış anlıyorsun yani. Ya ben... Özel mülke giriyorsun. Bu özel mülk. Yok, özel mülk. Senin mi burası? Bu evet, senin, sana benim. Ait mi? Araç benim. Sana ait. Evet. O zaman ben yasaları ihlal etmişim. Ordu Kent yok. Gazetesi yasaları benim şeyim. Ben, şimdi diyorsun ki abi orada tuvalet yok, burada yok. Geliyorsun benim arabamın video kaydını yapıyorsun. Ne olmuş, senin arabanın özel bir alanda ve özel mi? Kapısını mı açmışım ben? Abi. Ya tamam, haklısın, özür dilerim. Heh, tamam, haklıyım abi, evet. Tamam, sen haklısın. Abi. Senin eşyan sağlam yere bağlı, ben ne diyeyim? Abi, zabıta... Böyle adamlarla uğraşıyorum ya. Ne diyeyim ben işte?
Adam şimdi buraya tuvalet koymuş, burada çekim yapamazsın diyor ya. La ilahe illallah. Neyse uzatmayayım. Hocam, sen tartışmak, büyütmek için değil de sadece şunun için söylüyorum. Bu senin özel araban mı? Evet abi. Parayla mı girdiriyorsun içeriye? Sen abi işine git, bu da adam. Yok, bir şey soracağım ya. Yok sorma, daha uzak. Tamam, sen kimsin? Adamım, ben sohbeti dinlersin. Tamam. Sohbeti böldüm. Bir dakika. Ücretsiz. Bir dakika. Büyükşehir Belediyesi'nden alıyoruz. Tamam, dinle. Şunun için söylüyorum. Şimdi bu araba eğer sana ait ve özelse burayı kullanım için belgen olması lazım. Abi, belgen var mı? Biz büyükşehir. Ya ben gazeteciyim. Ben neyin abi, olduğunu biliyorum da. Ama dinlemiyorsun ki, sen dinlemeyi mi? Ben o zaman zabıtaya söyleyeceğim şimdi. Büyükşehir Zabıta Başkanlığı'na alacağım. Hani ben burada görevli Belediyesi'ne hizmet getiriyorum. Tamam, bunun görevli kartı nerede? He? Görevli kağıdı nerede bu arabanın? Bizim bütün şeylerimiz sözleşmeli. Git istediğin yere şikayet et. Ben de şikayet sen, edeceğim. Sen de gazeteciye o kadar kağıt. Ben de seni. Senin çekimle bakım var mı? Bir dakika. Sen ara polisi de ki burada gazeteciyim diyen biri, hani şeysin evet. Ya kaygın. Bir adam var, gazeteciyim diye her yeri çekiyor. De olsun bilsin. Özel ilçe girdiğini de söyleyeceğim. Tamam, onu da söyle. Daha uzatma. Sen de uzatma, tamam. Daha gerek yok. Bak işine al. Sen de işine bak. Abi herkes profesyonel avukat oldu ya. Yani önüne gelen avukat. Özel mülk değil değil mi burası? Ha. Tuvaleti çekiyorum da adam özel mülkü çekemezsin diyor. Allah'ım ya. Çaylar bedava mı? Aynen. Tamam, teşekkürler. Abi yani birisi bu tür hizmetlerde birilerine, hani Allah'tan kalıbım yerinde de ben dövemiyorlar. Seseler döverler ayrı. Şey adamlar şey ya, herkes uzman. Niye? Doktor bir, gazeteci iki, bas sopayı, böyle bir pozisyondalar. Daha en başından başlayayım, biraz sonra şansımıza şey varsa var, herhangi bir priz yeri yoksa İşimiz var. Oo, sola Türkiye geldik. Ay, kocamanlık başa bela ya. Abi buradaki çınarları ve palmiyeleri ve benzerlerinin tümünü tabii ki bizim paramızla Fikret Türk Yılmaz, Ahmet Ülür ve Bahar Çebi şey yaptı, diktiler. Merhaba. Şey, canlı yayın yapıyorum ama burada fark etmez değil mi görüntü? Siz çektirmeyin. Siz çekmeyin yeter efendim. Tamam. Ne yapacaksın canlı yayın? Sen sor, ben anlatayım sana. Hem konuşayım. Valla horaya bayağı haşat o halini. Bırak şimdi şeyi, bunların ne işe yaradığını, tamam. Bunların Kartal Vakfı'nın ne olduğunu. Tamam, böyle yapalım ama. Ha. Çünkü o çekmedi tamam. Diye. Anlatayım ben. Sizce nedir bu?
Şimdi bu Türk Yıldızları ve Solo Türk, Türk Hava Kuvvetleri'nin Türk gençlerini havacılığa ısındırmak için yapmış olduğu faaliyetlerdi. Bunlar prestij meselesinde çok güzeldi, çok keyifli şeylerdi. Şey, askeriye mi bağlı, sivil bir etkinlik mi? Bunlar yani personel anlamında. Bu satılan şeyler ayrı. Sanıyorum personel anlamında. Yani personel anlamında da bunlar asker değildir. Bunlar Kartal Vakfı denilen Türk Hava Kuvvetleri'ndeki bütün Hava Kuvvetleri personelini kapsayan, çok genç yaşta vefat eden, şehit olan insanların ailelerine birinci öncelikli olarak ev almak amaçlı bir yardım kuruluşu. Vakıf. Vakıftır. Çok da önemlidir. İşte burada hem... OYAK planının benzeri... Yok. Onun gibi askeriyenin... Değildir. Yani kavramları net yerine oturmuş. OYAK askeriyeye ait değildir. OYAK sadece kuruluşta, ordudaki ordu yardımlaşma personelin üye olduğu Türk Ticaret Kanunu'na göre işletilen özel bir yasayla kurulmuş bir iştiraktır. Bu? Askeriye. Ama bu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir vakıf. Bu vakfın amacı da özellikle havacılıkta şehit olan personele, ailelerine mağdur olmasınlar diye birinci öncelikleri ev almak. Onların çocuklarının eğitim hayatlarını devam ettirmesi. Evet. Çok da önemlidir. Bu ürünler iyidir yani. Bu saatlerin falan hepsi de bildiğim kadarıyla sertifikalıdır. Anladım. Numaraları vardır. İsteyen buradan satın alabiliyor. Tabii ileride koleksiyon için çok derken değerli. Bir şey... Türk Air Force Watch. Ha, tamam. Yani o uluslararası isimdir yani. Tamam. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Evet. Çocuklar ve gençler için Solo Türk'ün böyle bir çalışmaları var. Bunları buradan parasıyla temin edebiliyoruz. Mesela kupalar ne kadardır acaba? 75 civarında. Şapkalar tam olarak iyi dönecektir. Anladım. Yani anladığım kadarıyla ulaşılabilecek rakamlarla. Ha, orada yazıyormuş. Saat 200 lira. Diğerlerini göremiyorum. Bak, bu bir vakıf çalışması. Ha, şurada. Bakın, karşıda. Tamam, siz teslim edin. Ben teslim edin. Evet, hoşça kalın. Bu da yine aynı galiba. Solo Türk'ün bakalım kalitene iyi. Bu da Solo Türk'ün. Kolay gelsin. Yok çocuklar. Şapkalar ne kadar? Bakalım. Şapka mı? Şapka. He, şapka, tişört var. Bu şapkalar fiyat yok. 5 yaşında mısın sen? Evet. 5 yaşında için var. Tişörtler ne kadar? Ha, 170 lira. Bakın. Fiyatlar orada. Şapkanın fiyatını bilmiyorum ama aşağı yukarı. Sana bundan verelim. Şapkalar ne kadar? 100 lira efendim. 100 lira. Yani çocuklar için fuara geldiğinizde arkadan, alabileceğiniz. Arkadan şeyler var. Gelebileceğiniz. Ne? Arkadan ayarlı efendim şöyle. Ha. Şey şapkalar. Şey şapkalar bildiğimiz güzel şapkalardan yani öyle şey promosyon olsun diye değil. Evet. Türk Yıldızları. Şey görüntü aktarabiliyorum değil mi buradan? Sizi göstermem de. Onlar kalsın, onları ben yeni yapayım. Deminki Türk Solo'ydu. Burası da... Yok, o da şeydi. Orada bana sordunuz zaten de. Ha. Orada Solo Türk yazıyor da burada Türk Yıldızları. O ayrı, o ayrı diye biliyorum ya. He, evet. Yani çocuklarınız için fuarın en değerli anı bölümü burası.
diye diyebilirim. Şu anda gezdiğim yerler için söylüyorum. Yani evet. Burada Türk Yıldızları'nın kitabı var. Aa, logosu var. Lego. Logo dedi. Peki, kolay. O puzzle. Pardon. Puzzle. Puzzle'ı var. Evet, mobil bilim merkezini bir gezelim bakalım. Kayıt alınabiliyor değil mi burada? Alabilirsiniz. Ben de istiyorsanız gelin. Evet, tamam. Ben hızlıca geçebilir miyim? Pardon. Ben hızlıca geçeceğim. Gel şimdi şu tarafa. Bunu çıkarabiliyor muyuz? Aslında burası bayağı çocuklar için değişik bir alan. Bu ne? Sonsuz bak. Tariflerin hepsi var. Tamam, gördüm. Bak, aynaya bak. Evet, durum bu. Aslında bizim Doruk'la Irmak için çok güzel bir yer abi. Aynen onları buraya getirmek lazım. Yani parklarımızı bozmasalardı daha çok mutlu olacağımız bir çalışmaydı. Yani bir tarafı iyi, bir tarafını berbat ediyorlar. Bakalım burada ne var? Onun önüne geçemezler. Hayır, hayır. Bunlar da Teknofest kadrosuna dahil edilebilecek durumdalar. Dolma tezgahı çok güzel. Evet. Şöyle. Bu çikolata. Bu kakao çikolataya mı dönüşüyor? Bu kakao böyle kırılmış hali, tamam. Daha sonra ezilmiş hali, sonra da çikolata hali. Oraya evet. Koyuyorsun. Hı. Oraya koyuyorsun. Suyla. Aktığı gibi. Ha. Çikolata seviyor musun?
Hilmi Baba panel diyordu ya. Merhaba, işte panel bu. Or yaz. Buna oturuyoruz üstüne. Yarım tane kadar kaldırabiliyorsun. Bu. Evet. Ben çok ağırım ya. Üstüne geçip zıplayamıyorum. Yok, bende o kadar düşünce var ki. 2,5 ton ya. Gerçi çok. İşte abi, Ordu Büyükşehir'in zaman zaman eleştirmekle birlikte en çalışkan birimlerinden birisi de Oryaz. Su saatinden her şeye kadar. Ama bir tek su kılıp üretemiyor. Büyük ihtimal şu an nereye koyacaklar? Kaç amper bu? Kaç watta kadar veriyor bu? Kaç watt? 12 watt. 12 watt. Ha, iyiymiş. Peki düz priziniz var mı? Şey takabileceğim. Sadece taksi. Yok. Yok. 12 wattını doldurmuyor da şey. He? Yok. Burada herhangi bir yerde priz var mı? Siz böyle priz yazılım. Yok, size ait değil de burada hani bir şey. Peki bir deneyeceğim abi. Evet. Şimdi bu gerçekten bu teşekkürler. En güzel şeylerden birisi de bu. Abi ne haber?